Sektörün Yıldızları programı olarak Artvin Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndayız. Yanımızda Demirhan Bey var. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Ben 30 Haziran 1960 doğumlu, Artvin'de doğan, Artvinli olan, ailece tahmini 350-400 yıl öncesine kadar soyumuzun Artvin merkezde köyümüzün olmadığı, Artvin'in yerli ailelerinden biriyim. Yüksek okul mezunuyum. 1983 yılından itibaren de esnaf teşkilatında tanıştım. O günden bugüne kadar aralıksız esnafa hizmet ediyorum. 1988 yılında birlik başkanı, giyim eşyaları odası başkanı, 99 yılından itibaren de esnaf kefalet kooperatif başkanlığı yapıyorum. Bu arada Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu'na 93 yılından 2010 yılına kadar teslim yönetim kurulu üyeliğini yaptım. Aralıksız 17 yıl. Bu 17 yılın 2002 ile 2009 yılları arasında genel başkan vekilliği görevini üstlendim. 2009 yılında, 2010 yılında yapılacak genel başkanlık seçiminde aday olduğum için, aday olmak için istifa ettim. Hiçbir hukuki olarak zorunluluğum olmamasına rağmen etik olarak genel başkanlık yarışının içerisine gireceğim için istifa ettim 2009 yılında. İki adaylı seçim yarışında da 2010 yılında kaybettim az bir oy farkla. Ondan sonra da tekrar Artvin'deki görevime devam ediyorum. İki erkek çocuk sahibiyim. Kendi ismimi taşıyan bir torun sahibiyim. Artvin'de olduğum için, Artvinli olduğum için, Artvin'de yaşadığım için en mutluyum. Artvin Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın genel sorunları ve çözümleri hakkında bilgi verir misiniz? Artvin'de en büyük sorunumuz bizim var olmayla yok olmaz bir mücadelesi veriyoruz merkez olarak. İl olarak zaten ekonomik ve sosyoekonomik sorunlarımız var. İl merkezi olarak bizim Cerattepe'de duymuş olduğunuz gibi Cerattepe'de maden işletmeciliği ile ilgili olarak Artvin halkının sıkıntıları var, yaşam mücadelesi var. Bu konuyla ilgili olarak aşağı yukarı 25 yıla yakındır devlet madeni özel şirkete ihale ediyor. Şirket çalıştırmak için rapor hazırlıyor, ÇED raporu. Biz mahkemeye veriyoruz. Mahkeme ÇED'i iptal ediyor. O şirket bırakıyor işi veya bir başka şirkete devrediyor. Veya tamamen ihale iptal ediliyor, yapılmaz burada deniyor, mahkemeye kazanıyoruz. Devlet bir daha aynı alanı, ya işte diyelim ki 10 metrekare ise 9 metrekare ise veya 10 metrekare ise 20 metrekareye çıkartıyor şeyi. O alanı tekrar maden sahası olarak ihale ediyor, tekrar başlıyor. Biz bu şekilde 3 kere dava açtık, dava kazandık, mahkemeler dediler ki bu Artvin'de bu maden çıkarsa ya Artvin ya da madeni tercih etmeli bunu yapanlar. Dolayısıyla durdurdu şeyi. Son şu anda mahkeme aşamasındayız. Niye mahkeme aşamasında olduğumuzu da bilmiyoruz. Çünkü aynı yer için 3 kere dava kazanmışız. Şimdi de tekrar idare mahkemesindeyiz. Eğer bu mahkeme diyelim ki ola ki çevre Bakanlığı zannedersem, Enerji Bakanlığı'nın lehine karar verirse bu sefer diyecekler ki biz mahkemeyi kazandık. Dolayısıyla hukuk işleyecek. Hukuk işlediği için de işte burada kimsenin direnmesi doğru değildir. İşte anarşi çıkıyor diyecekler. Ya biz 3 kere kazandık. Bizim kazandığımız mahkemeleri tanımayıp arkadan dolanıp yeniden bu işi yapıyorsalar, eğer ben esnaf teşkilatı ve bir Artvin'in çocuğu olarak söylüyorum, eğer ola ki bu davayı biz kaybettik. Kaybettiyse ben de bu mahkemenin kararını tanımayacağım. Ne olacak? Hani bu devlet, bu hukuk millet için değil mi? Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.